İyi akşamlar. Bugün psikoedebiyat grubumuzla Kelimelerin Gizli Yaşamı filmini konuşacağız. Filmin afişi 2005 yapımı romantik drama. IMDb puanı da 7,4. Isabel Coixet bu film için Saraybosnalı kadınların sözcükleri, sessizlikleri ve sırları olmasaydı bu hikaye asla anlatılamaz demiş. Yönetmenimiz Isabel Coixet, Katalan bir yönetmen. 9 Nisan 1962'de Barcelona'da doğmuş. Senarist ve yönetmen. Barcelona Üniversitesi'nde 18. ve 19. yüzyıl tarihini okuduktan sonra reklam sektöründe senarist olarak çalışmış. 1983 yılında ilk senaryosu Morbus, İspanyol yönetmen Ignacio Ferrer tarafından filme çekilmiş. 2000 yılında kendi yapım şirketi olan Miss Wasabi Films'i kurmuş. Coixet asıl çıkışını 1988 yılında yazıp yönettiği ve Goya ödüllerinde en iyi yeni yönetmen dalında aday gösterildiği Demasiado Viejo para Morir Joven filmiyle yapmış. İnşallah İspanyolcayı katletmemişimdir. İngilizce olarak 1996'da çektiği ilk filmi Things I Never Told You ile Goya ödüllerinde bu sefer en iyi orijinal senaryo dalında aday gösterilmiş. Isabel Coixet, uluslararası alandaki başarısını 2003 yılında Nancy Kinsey'in bir hikayesinden uyarladığı My Life Without Me isimli filmle çeşitli festivallerde aldığı 10'dan fazla ödülle yakalamış. Böyle çok sempatik bir kadın. Çok fazla filmi var. Ancak pek çoğunuzun izlediğini tahmin ediyorum. 2017'de Sahaf adıyla Türkiye'de de oynayan filmi ve Bensiz Hayatım benim de seyrettiğim iki filmi bu filmin dışında. Coixet'ın bazı sözlerini burada alıntıladım. Feminist kelimesinden rahatsızım çünkü dünyanın yarısı hak ettiğini alamıyor. Kadınlar yanlış olan her şey için kendilerini suçlarlar ve erkekler bunu asla yapmazlar. Sahip olmadığımız şeyler için kendimizi suçlamayı bırakmalı ve hak ettiğimiz şeyi istemeye başlamalıyız. İster daha fazla para, ister daha fazla iş veya her neyse. Oyuncularımız Sarah Polley, Hannah rolünde ve Jim Robbins de Joseph rolünde. Sarah Polley, Kanadalı bir film yapımcısı, politik aktivist ve emekli aktrist. Artık oyunculuk yapmıyor sanıyorum. 1979 Toronto doğumlu. Oyunculuk kariyerine çok erken, 5 yaşında başlıyor. Birçok Kanada yapımı dizi ve filmde oynuyor. Ün kazanması 8 yaşında başrolünü oynadığı Road to Avonlea dizisindeki Sarah Stanley rolüyle oluyor. Bu diziyle küçük yaşta finansal özgürlüğünü kazanıyor ve Kanada'nın sevgilisi ilan ediliyor. Dizinin Amerika yayın haklarını da Disney kanal alıyor. 12 yaşındayken Körfez Savaşı'nı protesto etmek adına bir ödül törenine elinde barış işareti taşıyan pankartla katılıyor. Disney yöneticileri pankartı kaldırmasını istiyor ama o reddediyor. 12 yaşında bile politik aktivist olmaya başlamış. Bu durum Disney ile arasını bozuyor ama 14 yaşına kadar diziye devam ediyor. Daha sonra kendisini meşhur eden bu rolü bırakmasını şöyle açıklıyor. Küçük yaşta başka bir karakteri canlandırmak kimlik karmaşasına yol açıyordu. Ayrıca sürekli etrafınızda sizden yaşça çok büyük erkeklerin olması, size ne yapacağınızı söylemesi, sizi siz olmadığınız bir rol için alkışlayıp takdir etmesi bir çocuk için kafa karıştırıcı bir durum diyor. Polly, üniversiteye gitme hayalleri kurarken kendisini sol siyasi akımın içinde buluyor, liseyi bırakıyor ve Ontario Yeni Demokrat Partisi'ne üye oluyor. 1995'te Progresif muhafazakar eyalet hükümetine karşı düzenlenen bir protesto sırasında Çevik Kuvvet Polisi tarafından dövülüyor ve iki dişini kaybediyor. Daha sonra yoksulluğa karşı Ontario Koalisyonu'na dahil oluyor. 2003'ten sonra siyasi aktivizmini azaltıyor ve tekrar oyunculuğa odaklanıyor. Bu süre boyunca oynadığı sayısız rollerle Gemini Ödülü, Genie Ödülü, Sundance Film Festivali, Avrupa Film Akademisi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından ödüle layık görülüyor veya aday gösteriliyor. 2010'dan sonra başarılı oyunculuk kariyerini tamamen bırakıyor ve kamera arkasını tercih ediyor. 2011'de akademisyen eşi David Sandomierski ile evleniyor ve bu evlilikten de 3 çocuğu oluyor. 20 yaşında biyolojik babasının başka biri olduğunu öğreniyor.
Polly'nin kardeşleri çocukluk yıllarında Sara ile babaları Michael'a benzemediği konusunda dalga geçermiş. Sara 20'li yaşlarına geldiğinde bu konuyu araştırmaya karar veriyor. O yıllarda annesi Montreal'de bir oyunda rol aldığı için Sara biyolojik babasının annesinin rol arkadaşlarından biri olabileceğine inanıyor. Montreal'de konunun izini sürerken Kanadalı film yapımcısı Harry Gulkin ile tanışıyor. Gulkin Sara'nın babası olduğunu kabul ediyor ancak annesi Diane'in evliliğini bozmamak için sessiz kaldığını ve annesinin kendisine arada sırada Sara'nın çocukluk fotoğraflarını yolladığını söylüyor. 11 yaşındayken annesi kanserden ölen Sara, 20 yaşında ise hayatı boyunca baba olarak bildiği insanın babası olmadığını öğreniyor. Sara bu hikayeyi Stories We Tell filminde anlatıyor. 2012'nin sonlarında Polly, Margaret Atwood'un Alias Grace adlı romanını senaryolaştırmak için kolları sıvıyor. Bu talebini Atwood'a 17 yaşında iletse de ünlü yazarı ikna etmesi 20 yılı buluyor. 6 bölümden oluşan dizi önce CBC'de sonra da Netflix'te yayınlanıyor. Mart 2015'te Küçük Kadınların yeni senaryo uyarlaması üzerinde çalışmaya başlıyor. Fakat bu işi tamamlayamıyor. 2015 sonbaharında Toronto'daki evinin yakınındaki bir yüzme havuzunda gerçekleştirdiği antrenmandan sonra kaybettiği saç kurutma makinesini bulmak için kayıp eşya kutusunu yolunu tutuyor. Kutunun tam üstüne acemi bir şekilde yerleştirilmiş yangın söndürme tüpü bir anda kafasına düşüyor. Polly'nin görüşü bulanıklaşıyor, dünyası kararıyor, eğiliyor ve yavaşlıyor, beyin sarsıntısı geçiriyor. Polly'nin başarılı kariyeri bir anda sekteye uğruyor bu travmadan sonra. Haftalarca yatağa bağlı kalıyor. Yıllar süren başarılarıyla ve oryantasyon bozukluğuyla uğraşıyor. Kendi deyimiyle 3 yıl boyunca arabaların çok hızlı gittiği, güneşin çok parlak olduğu, rüzgarın sesine bile tahammül edemediği farklı bir dünyada yaşıyor. Doktorlar Polly'nin kendisine daha fazla zarar vereceği korkusuyla hayatını küçültmesini, kendisini yormamasını öneriyorlar. Ta ki karşısına tehlikeye doğru koşmayı öneren bir doktor çıkıncaya kadar. Script Notes podcast'i için kendisiyle yapılan söyleşide Polly'nin Woman Talking filmi ile sadece Oscar almadığını, erkek egemen film endüstrisinde çalışma koşullarında yeniden yazdığını öğreniyoruz. Bu podcast'te Polly şunları söylüyor. Tekrar film çekebileceğime asla inanmıyordum. Çünkü aynı anda birden fazla işi yürütemiyordum. Parlak ışıklara bakamıyordum, gürültüye tahammül edemiyordum. Aynı gün içinde birden fazla aktiviteye katılamıyordum. Doktorum iyileşmek için tekrar film çekmem gerektiğini, film çekmenin beni ben yapan şey olduğunu, tehlikeli gözükse de denemem gerektiğini, iyileşmenin ancak öyle başlayacağını söyledi ve imkansız gözükse de kafamda tekrar film çekme fikrini uyandırdı. Sonra Woman Talking projesi karşıma çıktı. Kendimi sürekli film yapmak ya da parlak bir kariyere sahip olmak zorunda hissetmiyorum. İnsanların benim ne kadar başarılı bir senaryo yazarı ve yönetmen olduğumla ilgili hikayeleri anlatmasına ihtiyacım yok. Yapmam gerektiğini hissettiğim için bu filmi yapmaya karar verdim. Film çekim sürecinde korkunç başarılarım tamamen geçti, diyor. Film endüstrisinin kurallarını erkekler yazdı. Filmin adı Kadınlar Konuşuyor. Bu endüstrinin kurallarını konuşarak yeniden yazacağız. Daha fazla para bulmak için savaşacağız. Çekimi daha uzun süreye yayacağız. Zor olacak ama başaracağız demiş Sara Poli. Çekimler sırasında kimin molaya ihtiyacı varsa mola veriyorduk. Setten herhangi birinin çocuğunu veya yaşlı ebeveynini araması ya da bebeğini emzirmesi ya da yoğun iş temposundan bunalıp nefes alması gerekiyorsa çekimi durduruyorduk. Bu durum insanlara daha güvenli, daha pozitif bir iş ortamı yarattı ve bu duygu filme de yansıdı diyor. Sette terapistimiz vardı çünkü filmin konusu itibariyle birçok kişinin travmalarını ortaya çıkarabileceğini biliyordum. Çocuk oyuncuların sağlığı benim önceliğimdir. Çekimlerde eğlenmelerini istedim. Biraz bile sıkılırlarsa gidebileceklerini biliyorlardı diyor. Polly bir çocuk yıldızı olarak yaşadıklarını ve beyin sarsıntısıyla mücadelesini 2002'de yayınlanan 6 hikayeden oluşan otobiyografik kitabı Tehlikeye Doğru Koş'ta anlatıyor. Bu kitapta 16 ve 28 yaşlarındayken Kanadalı şarkıcı ve televizyon sunucusu Jane Gomeski tarafından iki kere cinsel tacize ve fiziksel saldırıya uğradığından da bahsediyor. Polly'nin ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi henüz 29 yaşındayken bir Alice Munro hikayesinden uyarladığı Away From Her. 2008'de aynı kategoride Oscar'a aday gösteriliyor ancak Coen Biraderlerin No Country for Old Men filmi kazandığı için ödülü kaybediyor. Sara Poli ile ilgili biraz çok konuştum ama çok ilginç bir yaşam öyküsü olduğu için, söyleyecek çok şey olduğu için. Gelelim Tim Robbins'e. Timothy Francis Robbins, Amerikalı aktör ve müzisyen.
16 Ekim 1958 yılında West Covina, Kaliforniya'da dünyaya geliyor ve New York'ta büyüyor. Bir Katolik olarak yetiştiriliyor. Kaliforniya'da doğan ve New York'ta büyüyen Tim Robbins, Guy Wyman şarkıcısı Jill Robbins ile aktris Mary Robbins'in oğlu. Robbins 1981'de onur derecesiyle mezun oldu. Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alıyor. Aynı yıl John Cusack ile Avrupa Avantgard Tiyatro biçim aracılığıyla radikal siyasi gözlemleri ifade eden deneysel bir topluluk olan Actors Gang tiyatro grubunu kuruyor. 1983'te televizyon filmleriyle sinemaya başlıyor. Ancak 88'de Boğa takımında Ahmak, Hızlı Top Atıcısı Nuk Deloş'u canlandırmasıyla büyük bir başarı yakalıyor. Bebek yüzlü görünüşlü, uzun boylu, saf ve kalın kafalıyı oynama yeteneğine sahip özellikle. 1988 yılında Susan Sarandon ile bir ilişkiye başlıyor. 89 yılında ilk oğlu dünyaya geliyor. 92 yılında da ikinci oğulları dünyaya geliyor. 2003 yılında Irak'ın işgaline karşı çıkıyor. Biz, bugünkü oyuncularımız hep protest oyuncular. 2009'da Susan Sarandon ile olan ilişkisi sona eriyor. 2017'de Gratia Lebrun Kusi ile evleniyor. 3 yıl sonra ondan da ayrılıyor. Ailesinin dine bağlı ve tutucu olmasının kendini olumlu yönde etkilediğini söylüyor. Babası Jill Robbins, The Highwayman, biraz önce de söylediğim gibi adı folk müzik grubunun üyesi. Annesi Mary Robbins yayın yönetmeni, kız kardeşleri aktrist, erkek kardeşi besteci, yani oldukça entelektüel bir aile. Ben New York'ta büyüdüm. Ne olursa olsun dürüst olmayı, arkadan konuşmamayı öğrendim. Bu yüzden karşımdakine bana söyleyecek bir şeyin varsa bunu yüzüme söyle. Sonra bu konuda ya konuşuruz ya da kavga ederiz diyorum, diyormuş Tim Robbins. Lisedeyken oyunculuk kulübüne katılmış, tiyatro eğitimi almış, öğrencilikte garsonluk, kuryelik yapmış. Güçlü liberal politik görüşlere sahip, Irak işgaline ve küreselleşmeye karşı tavrı var. Esaretin Bedeli filmi hepinizin de bildiği en ünlü filmi. Evet. Bundan sonra film kareleri üzerinden filmimize geçmek istiyorum. Filmimiz böyle bir deniz sahnesiyle başlıyor ve bir iç ses konuşması duyuyoruz. Bebek sesli bir anlatıcı konuşuyor. Sinemada deniz veya su ana rahmini temsil eder. Ana rahmindeki bir bebek mi konuşuyor yoksa kahramanın içindeki çocuk mu konuşuyor diye düşünüyoruz başlangıçta. Derinliklerde şefkat ve kan var diyor. Çok az şey var. Sadece sessizlik ve kelimeler diyor bu bebeksi ses. Bir taraftan da bir yangın görüyoruz ve ateşe koşan bir adam, daha sonra onun Joseph olduğunu öğreniyoruz. Fabrika işçileri kulaklarını korumak için kulaklık takıyor. Ama bir işçinin buna ihtiyacı yok. Bir işçinin kulaklık takmadığını görüyor. Sinema diliyle yönetmen bize kulağıyla ilgili bir problemi olduğunu anlatmaya çalışıyor burada. Bu kişinin daha sonradan anonsu duymayıp arkadaşlarının dürtmesiyle kulaklık takan Hannah olduğunu ve Ana'nın işitme engelli olduğunu anlıyoruz. Ana çalışkan, sessiz, içe dönük bir kadın. Kimseyle iletişim kurmuyor. Patronu kendisinden tatile gitmesini istiyor. Çünkü o güne kadar hiç izin kullanmamış, tatile gitmemiş. Hatta ona tatille ilgili önerilerde bulunuyor. Yönetmenimiz diyaloglar sırasında oyuncuların tek tek yüzüne odaklanmış kamerasını ve oyuncuların duygularını bize yansıtmak istiyor. Anna'ya bir sürü mektup gelmiş eve girdiğinde, ama mektupların, zarfların hiç açılmamış olduğunu görüyoruz. O benim yüzümü hiç görmedi ama ben hep onunlayım. O hep kırmızı istiyor ama nedenini bilmiyor. Ben mavi istiyorum. Soğuk süt seviyorum. Sıcak olduğunda beni hasta ediyor. Saçları bazen omuzlarında, bazen korkunç oluyor, diyor iç sesimiz. Ana'nın sürekli bir sabun takıntısı olduğunu fark ediyoruz. Her elini yeni yıkadığında yeni bir sabun açtığını.
Ve bu bize şunu düşündürüyor. Acaba Hannah kendini çok mu kirlenmiş hissediyor? Bir kadına telefon açıyor ama telefonda hiç konuşmuyor. Kadın onu nefesinden tanıyor ve mektupları gönderenin o kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Ama Hannah okumuyor mektupları. Kadının da Hannah'nın sesini duyunca rahatladığını fark ediyoruz. Hannah da aslında onunla konuştuğunda yüzünün aydınlandığını, bir şekilde rahatladığını, yani aralarında güçlü bir duygusal bağ olduğunu fark ediyoruz. Hiç konuşmadan sadece görüntülerle bunu yönetmen bize hissettiriyor. Kadın Anna için endişeleniyor. Belli ki Anna'nın bir derdi var. Kadının yüz ifadesinden de bunu anlıyoruz. Anna nakışla oyalanıyor. Ve kırmızı rengi seçmiş. Bu kanın kırmızısı mı, isyanın kırmızısı mı diye düşündürüyor insanı. Her yemekte takıntılı bir şekilde aynı menüyü yediğini görüyoruz. Yani aslında yemeği keyif almak için değil, sadece yaşamını sürdürmek ihtiyacını karşılamak için yediğini görüyoruz. Bu az önce söylediğim iç sesin söylediği bazen korkunç hikayeler anlatıyor dediği, acaba hangi korkunç hikayeler? Bunu merak ediyoruz. İstemeyerek anda tatile çıkıyor ve son anda geri dönüp mektupları alıyor. Mektuplar onu gönderenin yanında olduğunu hissettireceği için mi acaba aldı yanına diye düşündüm. Yol boyunca işlediği nakışı yolun sonuna geldiğinde çöpe atıyor. Aslında sadece zaman doldurmak için yaptığı herhangi bir hedefe yönelik bir eylem olmadığını görüyoruz. Burada tabii bu karede çok belli olmamış ama otele geldiğinde çarşafları dağıtma sahnesi. Otel odasındaki çarşaflar acaba Anna'ya neyi çağrıştırdı ki öfkeli söküp atıyor? Odadan sonra hızlıca kaçıp deniz kıyısına atıyor kendini. Bu deniz kıyısına gitmesi de bir regresyon mu, bir kaçış mı veya anne rahmine dönme isteği mi yine diye aklımıza geliyor. Ve gidip denizin kenarında kendini sakinleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu arada bir kafeteryada yemek yerken yan masada birisinin bir hasta için hemşire aradığına kulak misafiri oluyor. Zaten tatil kendisine çok zor geldiği için tatilini kesip bu işi kabul etmeye karar veriyor. İş bir petrol platformunda çıkan yangında yanan bir adama hemşirelik işi. İç ses diyor ki bu işin sonu nereye varacak? Zaman onu öldürmeden o zamanı öldürebilecek mi bu dalgaların ortasında? Bir petrol platformu, platformun adı Genefke. Inge Genefke, insan hakları savunucusu bir kadın. İşkence mağdurları adına ödüllü bir kampanyacı ve çalışan, 1988'de işkenceyle hayatları paramparça olan kişilerin sağlıklarını ve kişiliklerini yeniden kazanmalarına yardım ettiği için Doğru Geçim Ödülü, yani Right Livelihood Award'ı almış. Ve filminde To Inge Genefke diye Genefke'ye atfedildiğini de görüyoruz. International Rehabilitation Council for Torture Victims'e de ithaf edilmiş film. Yani işkence görenleri rehabilite etme merkezi. Platformda basket oynayan biri var. Bunun daha sonra Martin olduğunu öğreniyoruz. Yanında bir kaz var. Bir de çeşitli çiçekler var. Yani platformda yaşayanların bir tür kendi mikro evrenlerini yarattıklarını görüyoruz. Bitkileriyle, hayvanlarıyla birlikte. Diğer çalışanlar, platformdaki doktor yabancılara karşı önyargılı değilim diyor. Oysa Hannah ben yabancılara karşı önyargılıyım diyor. Ve Hannah'ın yabancı düşmanlığının nedenini merak ediyoruz. Yine Hannah sabunlarıyla birlikte gelmiş. Kitapların arasında da John Berger'in görme biçimleri var. Isabel Coixet, John Berger'e çok hayran. Zaten filmin sonunda ona da hitap ettiğini yazan bir not görüyoruz. Joseph'in başucunda
Böyle bir üçlü fotoğraf görüyoruz iki erkeğin ortasında. Üç kişinin de mutlu olduğu ve güldüğü bir fotoğraf ve bir de şiir görüyoruz. Tabii bu hikayeyi merak ediyoruz. Bir de şeyle beraber bir de not var yanında. Şiirle birlikte. Good good mu yazıyordu? Şimdi hatırlayamadım. Well. The story begins like this. Ana Joseph'in telefonunu ve mesajlarını dinliyor. Ve bu mesajlardan Portekizli rahibeden mektuplar kitabını bir kadınla birlikte okuduklarını ve aralarında suçluluk duygusu hissettikleri yasak bir aşk olduğunu anlıyor. Portekizli rahibe mektuplar Mariana Alcoforandio isimli bir Portekizli rahibenin adı geçiyor birçok kaynakta. 1600, yani onun hikayesi olduğunu yazıyor birçok kaynak. 1640'ta doğan ve 1723'te ölen kadın Portekiz'de bir manastırda yaşıyor. Fransa'dan gelen bir adamla aşk yaşayan kadın, savaşın başlamasıyla birlikte ülkesine dönmek zorunda olan bu adama büyük bir aşkla bağlanıyor. Mektuplarda sevdiği erkeğin adı geçmiyor fakat ona büyük bir sevgi beslediğini görmek mümkün. Mariana buna 5 tane mektup yazıyor. Bazı mektuplara yanıt gelmesine rağmen bunları göremiyoruz. Ancak yazdığı cevapları okuyarak neler olabileceği hakkında çıkarımlar yapabiliyoruz. Fakat gerçek olan bir şey var ki Mariana çok kısa süren bu birliktelikte hala seven taraf olmasına rağmen karşı taraftan böyle bir sevgi bulamıyor. Karşılıksız aşka dönüşen bu ilişkide Mariana'nın şiddetli bir aşk acısı yaşadığını görüyoruz. Başlangıçta Joseph gözleri yanıktan dolayı görmediği için görmediği Hannah'ya sürekli kendisiyle ilgili sorular soruyor ama Hannah hiçbirine cevap vermiyor. Simon var burada, platformun aşçısı. Çok lezzetli yemekler yapan, kaliteli müzikler dinleyen, yaşama sevinci yüksek, iletişime açık ve renkli bir karakter. Hannah'ın tam tersi. Burada Hannah'ın ilk defa herhangi bir yemeği zevk alarak yediğini görüyoruz. Makarnayı çok beğeniyor ve büyük bir keyifle makarnayı yediğini görüyoruz. Joseph'in uyarısıyla yemek konusunda sınırlarını aşıyor. Bacakları içe dönük, beden dili iletişimin dışa kapalı olduğunu gösteriyor bize. Dimitri ile konuşunca platformdakilerin yalnız kalmayı tercih edenlerden oluştuğunu öğreniyor. Yani platform buradaki insanların her biri için ayrı bir sığınak, her birinin ayrı bir izole olma sebebi var ama her biri için platform bir sığınak. Burada işte eşcinsel bir ilişki yüzünden gözü uzak olmak isteyen bir çift. Az önce de söyledim, bitki ve hayvanlarla kendi mikro evrenlerini oluşturmuşlar. Hannah Joseph'e sağır olduğunu söylüyor. O da Cora'nın hikayesini anlatırken ağlıyor. Sanki ölen arkadaşının olan sevgisini Cora gibi sonradan anlamış ve ona beni bırakma diyor. Martin var. Martin oşinograf. Yani şey denizdeki dalga sayısını sayıyor. Martin çevreci bir adam. Deniz canlılarını önemsiyor ve bunlar onun yaşamına bir anlam katıyor. Burada hepsini bir arada görüyoruz platformdaki kişilerin. Yemek ve müzik konusunda tartışıyorlar. Simon ve Martin'in daha rafine zevkleri var. Bana yemekleri obur bir iştahla yiyor. Sanki yılların acısını çıkarırcasına. Joseph sürekli hayaller kuruyor. Hannah'ın bir hayali bile yok. Simon, Joseph'e filmin bir yerinde Coyote ve Mr. Mago arasında bir yerdesin diyor. Bunun ne demek olduğunu merak ettim. Bunlar televizyon kahramanlarıymış. Bir de kimseye bağlı olmayan kadınlar senin ilgini çekmez diyor ve Joseph'in yani bu sözden çok kırıldığını görüyoruz. Lyme ailesinin fotoğraflarını gösteriyor. Scott'un da bir ailesi olduğunu söylüyor. Aslında her ikisi de eşleri, çocuğu olan iki erkek ama aynı zamanda da birbirlerine karşı ilgi duyan iki biseksüel kişi.
Martin petrol çıktıktan sonra kalan suyun tüm canlıları öldürdüğünü, bu flatborn'un petrol çıkarmak yerine denizi temizlemek için kullanılabileceğini söylerken çok acı çekiyor. Gerçekten acı çekiyor. Ama asla umudunu da kaybetmiyor. Hannah da onun idealistliğini kıskandığını söylüyor. Çünkü Hannah yaşamın kıyısında, hatta dışında duran ve hiçbir ideale ya da bir hedefe bağlanamayan bir kadın. Burada Joseph ile Hannah birbirlerine zayıflıklarını göstermeye başlıyorlar. Joseph yüzme bilmediğini söylüyor ve yüzmeyle ilgili onu çok etkileyen travmasını, babasının kendisini nasıl denize attığını ve nasıl acı çektiğini anlatıyor. Daha sonra Portekizli Rahibe'den Mektuplar kitabını en iyi arkadaşının karısına hediye ettiğini ve ona aşık olduğunu itiraf ediyor. Ve bunun içinde yoğun bir suçluluk duygusu içinde. Ve bu yüzden de arkadaşı kendisini yangının içine atarak bir tür intihar etmiş. Ve birini ölüme terk etmek zorunda kalsam ne yapardım Kore, diyor Hana'ya. O da bilmiyorum, sanırım yaşamıma devam ederdim. Çünkü herkes geleceği için yaşıyor ya da yaşamıyor, diyor kendisi gibi. Ana da son gün artık platformdaki son günde çözülüyor. Dubrovnik'te hemşirelik yaptığını, savaş çıkınca arkadaşıyla araba kiralayıp kasabalarına dönmeye çalışırken bir otele götürüldüklerini, barış gücü askerleri tarafından defalarca tecavüze uğradıklarını ve işkence yapıldığını, arkadaşının işkence sonucu yavaş yavaş öldüğünü ve bundan daha fazla bir acı yaşanamayacağını anlatıyor. Yaralarını gösterince anlıyoruz ki aslında arkadaşı dediği kişi, içindeki yaşama sevinci olan çocuk yanı, hani artık yaşayan bir ölü. Her ikisi de birbirlerine sırlarını açtılar, yaralarını gösterdiler ve travmalarından birbirlerine bağlandılar. Joseph Hannah'dan artık kendisiyle gelmesini istiyor. Kendi kendine bakamayacağını söylüyor. Ama Hannah görevi bittiğinde arkasına bile bakmadan platformdan uzaklaşıyor ve kendi rutin hayatına dönüyor. Yine iplik fabrikasında çalışmaya başlıyor. Ama artık Hannah'ın yaşamında bir şeyler değişmiş. Yavaş yavaş yaşamaktan haz almaya başlamış. En azından yemek menüsü pilav ve tavuk yerine lazanyaya dönüşmüş. Joseph Hannah'nın çantasını kendisinde unuttuğunu fark ediyor ve çantasının içinde Hannah'ya gelen mektupları buluyor. Bu arada Joseph ölen arkadaşının işte aşk olduğu karısıyla buluşuyor. Ve artık onunla paylaştıkları tek şeyin sadece suçluluk duygusu olduğunu fark ediyor. Portekizli rahibe mektuplar artık onlara sadece acı veriyor. Ve kadın da bu kitabı artık hatırlamak istemediği için Joseph'e geri veriyor. Aralarındaki ilişkiyi bitiriyor. Joseph Hannah'ın izini sürerken Kopenhag'daki avukatının yanına geliyor mektupların aracılığıyla. Hannah'ın başına gelenleri soruyor. Avukat, siz kendi korku filminizi yaşamadınız mı? Hiç savaş haberleri okumadınız mı, diyor. Bundan sonraki yaşamınızı hiç görmediğiniz, herkesin unuttuğu bir savaş mültecisiyle mi geçirmek istiyorsunuz? Katlanılmaz acılar çekmiş bir kadınla mı, diyor. Ya Anna yalnız kalmak istiyorsa, diyor. Joseph, bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Benim de ona ihtiyacım var, diyor. Kadın, burada ne kadar çok Anna Amiran var biliyor musunuz? Ne kadar kan ve ölü, ne kadar kin var, diyor. Ve savaşların yıkımının toplumsal hafızadan zamanla nasıl silindiğine vurgu yapıyor. Ermeni soykırımına da Nazi soykırımına da gönderme yaparak hayatta kalanların yaşamaktan dolayı utanç duyduğunu hatırlatıyor. Savaştan sonra hayatta kalanların. Bunlar filmin toplumsal katmanının ana fikrini oluşturuyor aslında. Hayatta kalmanın verdiği utanç acıdan daha büyük, her şeyden daha büyük ve bu sonsuza kadar sürebilir. Joseph Anna'yı bulup çantayı veriyor ve birlikte yola devam etmek istiyor. Ama Anna itiraz ediyor. Çünkü bir gün ağlamaya başlamaktan ve hiç susamamaktan korktuğunu söylüyor. Çünkü Anna filmin başından itibaren koruduğu sessizliğini Joseph'le birlikte bozdu ve artık Pandora'nın kutusu açıldı. Bir daha içimdekilerini sonsuza dek dışa akıtmaktan
korktuğunu söylüyor. Ve karamsarlığıyla Joseph'i de öldürmekten korkuyor. Burada Joseph ona yüzmeyi öğreneceğine söz veriyor. Yani travmalarıyla baş etmeyi öğreneceğine söz veriyor. Bu Hannah'ı ikna eden bir söz oluyor. Acaba Hannah da travmalarıyla baş etmeyi becerebilecek mi? Filmin bu ana kadar olan bütün sahneleri daha karanlık, daha loş sahnelerken bu sahne oldukça aydınlık bir sahne. Yönetmen bence bunu özellikle yapmış. Çünkü Hannah artık huzurlu bir aile yaşamı kurmuş kendine. İçinde ölen çocuk yanı artık sadece çok yalnız hissettiği anlarda geliyor. Artık onu tamamen bırakabilir. Çünkü yaşayan ölü Hannah yeniden yaşama tutunabildi. Hannah'ın şu anda yaşadıkları rüya mı, gerçek mi? İç ses Hannah'ın çocuklarına kardeşlerim diyor son sahnede. Ve aklımıza acaba o iç ses Hannah'ın doğuramadığı tecavüz bebeği miydi sorusunu getiriyor. Ve filmi yönetmenimiz John Berger'e bana yeni yollar gösteren John Berger'e diye bitiriyor. Az önce Murat konuşmamızın başında söylemişti. Yönetmenimiz sessizliğin yönetmeni ve çok az sözle bize bu hikayeyi ancak bu kadar güzel anlatabilirdi diyorum. Ve burada sözümü bitirip sizin değerli yorumlarınızı dinlemek üzere sözü size veriyorum sevgili arkadaşlarım. Paylaşımımı da durdurayım. Teşekkürler Nurdancığım. Ağzına sağlık. Harikaydı. Çok güzeldi Nurdancığım. Sağ olasın. Emeğine sağlık, ağzına sağlık. Bir sürü detay Şimdi öğrendik. kim söz almak ister? Kim başlamak ister? Ya, teşekkür Nurdancığım ederiz. ben isterim çünkü çok yani film zaten çok güzeldi ama o kadar hani bir psikolog gözüyle de öyle güzel noktalarda öyle güzel sorular sorup hani bağladın ki hayran oldum gerçekten. Onu söylemek istedim. Yani eline sağlık. Çok güzel, çok emeği bol ama çok da kaliteli bir şey olmuş, nefis olmuş. Bayıldım sunumunu dinlerken. Teşekkür ederim Neslicim. Ben de senin görüşlerini merak ediyorum. Hevesle bekliyorum. Yok çok çok yani hani bütün yorumlar yani çok psikolojik bir film tabii ve o kadar hani doğru yerlerde doğru sorular yani bir tek işte biz şeyi tabii çok vurgularız hani travmalar sonrası arda kalanlar hayatta kalanlar survivorlar diye anarız ve yani bu işte Hannah'ın örüntüsü çok arda kalanın örüntüsüydü. Hani şey ekleyebilirim sadece sen işte hani yaşama sevincinin ölmesi, içindeki bir çocuğun ölmesiyle açıkladın hani mesela tek tip beslenmesini. Yani orada artık arda kalanın suçluluğu dediğimiz bir şeyi çok yoğun işliyor. Yani pek çok insan öldü tabii ki orada onun da bulunduğu yerde. Ve o suçluluk duygusu sanki kendini cezalandırıyor. Yani mektuplarını bile ben avukatın bu yüzden okumadığını düşünüyorum. Yani arda kalanın suçluluğuyla yani o desteği bile belki hak etmediğini, buna çoğu insanın erişemediğini, onun eriştiğini ama belki onu hala hak ettiğini düşünmediğini. Dolayısıyla hani çok doğruydu. Bir de işte hani sen çok hoş bir tanımlama yapmışsın platformdaki o sığınanların o şeyleri için, nesneleri, itemleri için işte çiçek demişsin, kazı vesaire. Onlar oranın canlılığı aslında hepsinde bir özgünlük var. Yaşamsal bir şeyi var. Farklı nedenlerle büyük ihtimalle onu bilemiyoruz. Ama hepsinde bir özgünlük var. Oraya sadece yaşamsallığı devam ettirmek için tutundukları ithamlar gibi onlar da. Yani ama yani o kadar dediğim gibi çok çok hoş olmuş yani senin yansıtman, kareleri birbirine bağlaman ve duyguları bu kadar hani okumaya çalışarak odaklanman harika olmuş. Eline sağlık. Teşekkürler Neslicim katkıların için. Kim devam etmek ister? Talip yoksa ben edebilirim. Çok şey var söylemek istediğim. Memnuniyetle Muratçım. Öncelikle film
Benim izleyip unuttuğum bir filmmiş. İsmi bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Filmi sen seçtiğinde de hiçbir şey çağrıştırmadı. Yönetmen de çağrıştırmadı. Yeni bir film izleyeceğim diye açtım. İlk sahnede de hatırlamadım. Yangın sahnesi geldiğinde, yani o sulu su rahim diye yorumladığın kısım da hatırlamamıştım. Yangın sahnesi gibi ben bu filmi izledim dedim. Hızlıca izlemeden önce filmin özetine baktım. IMDb'den vesaireden. Evet, izlediğim bir filmmiş ve niye unuttuğumu da bilmiyorum. Çok pişmanlık duyduğum bir hal. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldığım bir filmi tekrar izlettin bana. Filmle ilgili izlerken bazı notlar aldım. Güzel bulduğum birkaç yerden bahsedeyim. Filmin film olduğu, yönetmenin bu işi biliyor dedirttiği, oyuncuların hakkını vermişler dedirttiği birkaç yer var. En baştaki, sen de vurgu yaptın oraya, vardiya başlarken işçilerin kulaklıkları tek tek alarak yürüdükleri sahnede kahramanımızın es geçmesi ve en son kalan tek bir kulaklığın gösterilmesi kısmına çok bayılmıştım. İkinci olarak kahramanımızın duygusal durumunu, psikolojik durumunu anlatmasının önemli bir göstergesi olduğunu düşündüğüm yer, işverenin onu tatile ikna ederken palmiyelerden bahsetmesi, su aerobiğinden bahsetmesi sırasında palmiye tamam ama bu aerobiği yapmak zorunda mıyım, istemezsem ne olur dediği hal, eyvah dediğimiz şey, yani kadında normal olmayan bir şey var, bir hal var diye üzerine dikkatimizi topladığımız sahnelerden biriydi benim için. Doktorun ön yargılı biri değilimdir demesine, onun belki siz değilsiniz ama ben öyleyimdir dediği yeri çok sevmiştim. Bir de Joseph'in Hannah'ya ilk tanıştıkları anda niye hiç konuşmuyorsun, yoksa bir erkek arkadaşın mı varın peşinden ya da bir kız arkadaşın mı var demesi de güzel bir detaydı. Direkt heteroseksüel bir kimlik, cinsel yönelim yüklemek yerine alternatif bir kimliği de sunuyor olması bana çok şık geldi. Gerçekten gözümü dolduran bir sahneydi. Hikayesini anlattıktan sonra Hannah gömleğinin düğmelerini çözüp Joseph'in elini alıp yaralarının üzerinde gezdirdiği andaki onun ruh hali de, Joseph'in ona verdiği tepki de, şu anda yaşıyorum sanki o anı da, benim için çok güzel sekanslardan birisiydi orası ve devamında gelen şefkatle birbirlerine sarılmaları, onun Joseph'in koynuna sokulması, onu şefkatle sarması, oradaki o yaklaşık bir dakikalık hal tek başına bir film olacak halde. Çantadan çıkan sabun çok sevdim. Ben çantayı unuttuğunu düşünmedim. Sen unuttu diye tabir ettin. Ben mi kaçırdım bir detayı? Ben kasıtlı bırakmış olabileceğini de düşündüm. Hani kendisi artık onu dışlaştırdı. Avukatı dışında ilk defa birisine onu anlattı. Artık onlar da onun olsun ya da benden bir şey kalsın diye verdiğini düşünüyorum. Mektuplar dahil Bilinçli olmasın ya da diye. bilinçsiz ama dediğini yani unutmak da zaten hani bilinçaltının Evet, da evet. şey Çok olabilir. doğru. Hani Doğru. sonuçta amacı buydu. Evet, o Bulunmayı amaçlıyordu yani yani. belki de sabunu görmem, oradan çıkarttığı sabunla kokusunu çok sevmişti. Parfümden nefret ederim ama senin çok taze ve çok doğal bir kokun var. Kelimeyi hatırlamadım tam ne dediğini şu an. Öyle bir ifade kullanıyordu. Ve adamın onu hak ettiğini biliyor ya da kendinden adamda bir şey kalsın istiyor gibi de yorumladım, bilmiyorum ama o sabun hoşuma gitmişti, çantadan çıkan sabun. Ve sonra Hannah'ın avukatının Joseph'e gerçekten istediğiniz nedir, hani onu bulmak istediğini söylediğinde, bir sürü insan gibi "Aa, ne güzel, müvekkilim ve sıkıntı çeken birine bir yoldaş çıktı, yandaş çıktı" diye sevilme lüksüne kapılmaksızın "Gerçekten istediğiniz nedir? 10 yıllık savaş süresince hiç mi gazete okumadınız?" dediği an çok güzel bir yerde. Ucu ucuna hayatta kalmak diye bir tabir kullandı avukat Hanna Ya için.
ucu ucuna hayatta kalmış bir insan Aynen. dedi. O ucu Onun ucuna için. tabiri çok güzeldi. Sonra Hana beraber giderlerse başlarına gelecek şeylerin öngörüsünü anlatıp işte ağlarsam beni bir odaya kapatırsın sonra beraber gömülürüz yok oluruz dediği yerden sonra tek bir cümle vardı onu döndürebilecek. İşte ben yüzmeyi öğreneceğim dediği kısım nokta atışı bir yerde film için. En sonunda teşekkürler kısmında sen de oraya alıntılamışsın. John Berger'e teşekkür ifadesi bana kelimeleri görmenin yeni yollarını gösterdiğin için diye ithaf ettiği kısım John Berger'in tekrar tekrar anılmasına da vesile olan kısımdı. Bir küçük birkaç detay vereyim. Bu Portekizli rahibenin mektuplarını sen yeterince anlattın. Onu not almıştım. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim diye. Sen o kısmı doldurdun. Duvardaki şiire dikkat çekeyim ben de. O duvardaki şiir Dante'nin Cehennemi'nin şiir versiyonu. Sean O'Brien çevirmiş onu ve çok çevrilen şiirlerden birisi haliyle. Almanca'daki çevirisini Rilke yapmış. Benim taptığım şairlerden biri. Öyle de bir bağlantısı var. Dante'nin Cehennemi'nin bendeki yansıması da güzel. Ama bu çevirisinin bir önemi var. Mimari olarak da çok özel bulunan, üçlü beyitler halinde sone tarzıyla çevrilen, seçtiği kelimelerle vesairelerle de akışkanlığı bozmadan dilin elastikiyetini de kalitesini de anlatan en önemli çeviri diye kabul ediliyor. Oradaki çeviri de bu. Ve Dante'nin Cehennemi'nin seçilmesi de apayrı bir şey. O da kurgusu itibariyle Hannah'ın yaşadıklarıyla çok örtüşen, bütünleşik bir şey. Portekizli rahibenin mektupları, Dante'nin Cehennemi, John Berger'in görme biçimleri vesaireyi düşündüğümüzde aslında sanatın birçok imkanını bir arada kurguladığı enteresan bir film izlediğimizi görüyoruz. Şapka çıkartacak, önünde ceket ilikleyecek bir iş çıkartıldığını gözlemliyoruz. Bir iki... Murat, çok özür dilerim. Burada araya girip bir şey Tabii. söylemek istiyorum. Aslında bu arada o şiirin ben ne olduğunu bilmiyordum. O şiiri vurguladığın için teşekkür ederim. Ama filmdeki o notlar Joseph'e aitti. Aslında Joseph'in de kendi cehennemi. Hatta arkadaşı da o cehennemde yandı. Bir taraftan da hani böyle de bakabiliriz. Kesinlikle. Sen devam et. Evet, bir de Portekizli rahibenin mektuplarında sonda kadının yanına gelip kadına hediye ettiği kitabın ona teslim edilmesini ben şöyle yorumlamıştım. Kadın kitabı çıkartıyor, bankın üzerine bırakıyor. Aynı Portekizli rahibede olduğu gibi benim aşkım devam ediyor ama senden bana dönük bir şey yok. Artık bu kitabın da aramızda yeri yok dediğini düşünüyorum. Bir sonraki sahnenin habercisi oydu. Oradan Hannah'a gideceğin habercisi bankın üzerine kadın tarafından bırakılan Portekizli kadının mektuplarıydı diye yorumlamıştım. Benim aldığım notlara göre 45. dakikada filmin Cora, Joseph'in Cora'nın hikayesini anlattıktan sonra Hannah'ın gözlerinin yaşardığını gördük. Bu onun verdiği ilk duygusal tepkiydi diye not almışım. O ana kadar tepkisiz oynamayı başarmış ve yanaşamamıştı. Duygusal olmasa da 36. dakikada o yemekler, senin de değindiğin yerdeki ilk yemek yiyişi, onu ilk defa standardın dışında bir şey yerken gördüğüm şey, evet hayatında bir şeyler değişmeye başlayacak sanırım dememizin meyvesini 9 dakika sonra Koran hikayesi bittiğindeki yaşaran gözlerde görmüştük. Gene 49. dakikada beni her gün tıraş edebilir misin dedikten sonra Joseph, İşte burada karşıma neyin çıkacağı belli olmaz gibi bir nükteden ifade eklediğinde Hannah'ın da ilk gülümsemesini görüyoruz. O gülümseyince ben de gülümsedim. Yani sanki hayatın böyle çiğnediği insan gülümseyince o an şey hayal ediyorum. Bütün seyirciler gülümsedi şu an. Nihayet bu kadının yüzü güldü dediğimiz sahnelerden biriydi. Ve gitgide normal insani tepkiler vermeye başladığını gördük ki hemen bir sonrasındaki diyalogda susayım artık deyince Joseph bugün aptallıklarımla kafanı yeterince şişirdim dediği yerden sonra da yazık tam da eğlenmeye başlıyordum dediğinde artık onun da oyunun bir parçası olduğunu, onun da bu diyaloğu sürdürmeye niyetli olduğunun beyan edildiğini
görmüş oluyoruz. Ve ilk dolu dolu gülüş de Joseph'in "ben yüzme bilmem" sözünden sonra oldu. Yani kahkaha atarak güldüğü, gülümsemenin ötesine geçtiği yer. Savaşı anlattığı sahne bambaşka bir şeydi. Yani bir savaş hiç gösterilmeden, kan gösterilmeden, bomba gösterilmeden, silah gösterilmeden, ölü gösterilmeden bir savaşın anlatılmasını bu kadar iyi başarabilen nadir sahne vardır diye düşünüyorum. Oyuncuları tebrik etmek lazım. Joseph'in aşık olduğu kadınla ilgili anlattıklarından sonra, kendi imkansız aşkını anlattıktan sonra ona şefkatle dokunması, yanağını okşaması sahnesi not aldığım sahnelerden biriydi. Hayatta kalmaktan utanma duygusu bizim deprem sonrasında çok konuştuğumuz, yaptığımız neslinin organize ettiği travma süreçlerine ilişkin toplantımızda da en çok baskın olan duyguydu. Bana biraz o tarafı hatırlattı. Kabaca bunları not almışım. Çok keyifli bir film izledik. Senin sunumunla da çok detay ve bağlantıyı fark ettik. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok Ben kazanımlı bir bir şey ekleyebilir süreçti. miyim bu arada? Elbette Tabii ki. Elifciğim. Ya Murat bir şey konuştuğu zaman diyorum ki bir süre sonra biz Murat'la artık aynı gün regl olmaya başlayacağız diyeceğim ama ben menopoza girdim o da diyemiyorum. Şimdi Yani burada ben de senin dinleyicim. menopoza girmen etken, benim regle olamamam bir etken değil yani. Eninde sonunda olurum diye düşünüyorsun herhalde. Bak bak dinle. Çok ilginç. Ama ben bunu kamu spotu olarak özellikle söz aldım. Önemli olduğu için. Bir şeyi vurgulamak istiyorum aslında. Şimdi ben de izlemişim ve unutmuşum. Unutmamı çok anladım neden olduğunu, neden unuttuğumu. Yani konunun gelişimini, savaş hikayesini unutmuşum. Yani filmi başından sonra yakın zamanda belki 3-5 sene içinde izlediğimi biliyorum. Hatırlamıyor olmam hiç tesadüf değil. Çok travmatik ve taşıması çok zor. Muhtemelen bu yüzden silmişim. Pek çoğumuz da işte bugün daha tam günü Madımak da dahil olmak üzere işte bugün korkunç bir tarihi bir şeye yine büyük bir gaflete tanık olduk. Tüm travmalar için unutmak diye suçladığımız insanları hani unutuyorsunuz, hatırlamıyorsunuz, unutursak kalbimiz kurusun gibi tartışmaların döndüğü bir nokta. Travmaları unutuyoruz, travmaları taşımakta zorlanıyoruz ama biz mesela bugün bu saat itibariyle bu filmi ve oradaki kırımı, soykırımı, kırımı unutmayacağız. Neden biliyor musunuz? Biz Nurdan sayesinde işledik çünkü bunu. İşlenebilmiş her şey, her travma daha sağlıklı bir şekilde, daha sağlıklı yönleriyle, daha canlılığa yönelik yönleriyle hatırlanmaya aday hale geliyor. Biz bu işlemeyle, bu filmi işlemekle bir savaşı, bir soykırımı da işlemiş ve anılarımıza Nurdan sayesinde kaydetmiş oluyoruz. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla bunu paylaşmak istedim. Önceden kişisel olarak izlediğimizde unutabildiğimiz bir şeyi şu an unutamamayı hep beraber sağladığımız için çok mutluyum. Onu paylaşmak istedim. Teşekkürler. Teşekkürler Nesli. Ben de Murat bu filmi unutmuşum dediğinde ilk aklıma gelen Murat bu filmi o kadar çok etkilenmiş ki o yüzden unutmuş duygusu olmuştu. Sen de benim duygularıma tercüman oldun. Murat gerçekten filmin en can alıcı noktalarını çok güzel bir şekilde tekrar bize hatırlattı. Senin de vurgulaman çok güzel oldu. İkinizin de katkılarına teşekkür ediyorum. Sanki Suzan söz alacakmış gibi bakıyor. Suzan'a söz verelim bakalım. Ben de Murat Bey gibi bu filmi daha öncesinde izlediğimi hatırladım ama aynı şeyleri beğenmişiz. Sanırım çoğu arkadaşım da aynı yerlerde etkilendi. Ben bir de bu filmin müziğini çok sevdim. O süreçte kaydını buldum ve tekrar tekrar dinledim ama bulamadım şu anda. Film müziğini çok etkilendim. Bir de filmin son kısmında avukat kadınla Joseph'in bir konuşması vardı. Neden işte bunu Hanna'yı arıyorsun? Sürecinde çok fazla diyalog vardı. Çok abartı geldi orası. Hatta Türkiye'de mi geçti, Ermeni konusu çok geçti falan. Bir anda böyle konuşulmayan bir süreçten sonra aşırı bir
ardı ardına şey vardı, cümleler kurdu. Orası biraz fazla geldi bana ama çok güzeldi. Bir de filmin başlangıcıyla sonu aynıydı aslında. Yine mutfak sahnesi vardı. Sondaki bölümde sanırım çocukları vardı. Çocukların sesleri geliyordu, değil mi? Öyleydi. Yani başıyla sonu aynıydı aslında filmin. Çok beğendim. Teşekkür ederim Nuzan Hanım. Güzel bir filmdi. Güzel bir sunum yaptınız. Çok sağ olun. Teşekkürler Suzan. Bu özellikle senin söylediğin kısımla ilgili çok fazla yorum var internette de. İşte hatta Ermeni soykırımını vurguladığı için filmi beğenmeyenler, eleştirenler de olmuş. Onu da anti parantez belirtmiş olayım. Elif, sen bir şey söyleyecek misin? Söyleyeyim. Çok güzeldi sunumun. Söyleyecek pek bir şey bırakmadın. Çok güzeldi, çok detaylıydı. Ki benim söylemek istediğim çoğu şeyi sen sundun ve söyledin. Çantayı bırakma konusunda ben de Murat gibi düşünüyorum. Hani özellikle yapıldığını düşünüyorum. Hani sanki gel beni bul dercesine. Yani bu kadar ağır travmayı kelimelerin yetersiz kalışıyla bu kadar güzel anlatmış. Bütün detaylar, şiirler, müzik, platform, petrol platformu gibi izole bir mekan, özellikle Joseph'in konuşkanlığı, flörtözlüğü, şakacılığı ve Hannah'nın sessizliği, bu iki kişinin karakter olarak zıtlıkları, sonra çözülmeleri, Joseph'in intihar etmeye çalışan birisini kurtarmaya çalışırken yanmış olması mesela çok etkiledi beni. Çok çok güzel bir filmdi ve senin sunumun da harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Elifciğim, sağ olasın. Küçük bir şey oldu. Filmle ilgili değil ama sen Pandora'nın kutusu açıldı dedin ya Nurdan. Pandora'nın kutusu bizim bir sonra seçtiğimiz okuma kitabı yani Sema Kaygısız'ın Yeşim Ustaoğlu tarafından çekilen Pandora'nın kutusu kitabı filminin de Filmi. senaristi aynı zamanda Sema Kaygısız. Öyle gizli bilinçaltı bir bağlantı oldu bir sonraki toplantımıza. Ben de o filmi çok sevmiştim. Çok güzel bir filmdi. Gülgün, bir şey söyleyecek gibi bakıyorsun. Söyleyeyim. Sunumunu kaçırdım. Konuklarım vardı, o nedenle dinleyemedim. Aslında üzüldüm. Kaydı var ama herhalde, değil mi? Tamam, oradan mutlaka dinlerim. Çünkü bazı detayları duymak isterim senden. Muhteşem bir film seçimiydi gerçekten. Yani hiçbir savaş görüntüsü olmadan savaşı ve savaşın en çok hırpalanan bir kadını defalarca tecavüzle hırpalanan ve hayata tutunan bile diyemiyorum. Yani ilk filmin başındaki yaşantısı hayata İlişan, tutunmak. hayata ilişan diyelim. Evet, çok doğru bir tarif oldu. İlişen birisiydi. Yani yedikleri bile değişmiyor. Dolabında yarım elma, biraz pirinç pilavı ve neydi, bir şey daha vardı. Nugget, bu Üç tavuk nugget, nugget. ha, tavuk Tavuk. nugget. Üç şeyle beslenen bir kadın. Yani onun dışına bile çıkamıyordu. Kendisini o kadar sınırlamış ki duymuyor zaman zaman. Hani işitme kaybı var. Muhtemelen o da savaştan kalma bir sağlık sorunu. Kulaklığı bile zaman zaman çıkarıp dünya ile ilişkisini kesen bir kadını anlatıyor. Yani bunların hiçbirini savaşı göstermeden sırf böyle bir sahneyle anlatmak yönetmenin başarısı diye düşünüyorum. Gerçekten muazzam ifade etmiş muhtemelen anlatmak istediklerini. Çok güzeldi sonu. En azından Joseph'in travmalarıyla birlikte birbirlerine sarıldılar diye düşündüm. Çünkü hani sunumu dinlemedim ama o da muhtemelen
aşık olduğu arkadaşını kurtarmaya çalışırken yaralandı galiba, değil mi? Doğru mu anlamışım? Evet, tamam. Yani o da çok travmatize edici bir şey ve o da bunun farkındaydı. Ama birbirlerine tutunmaları çok hoşuma O gitti. da aslında Gülgün yaşamda kalmanın suçluluğunu hissediyordu. Tabii Yani tabii tabii. İyileşmesi çok uzun sürdü. Yani yüzeyel yanıklar bile günlerce iyileşmedi. Ayrıca Hana'nın izninde böyle bir göreve talip olması yine hayattan bir kaçıştı. Ama onun kurtuluşu oldu. Yani çok güzel bir filmdi. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey, ben sizi yaşamayı sadece edebiyat konusunda yetkin zannediyordum. Film konusunda da harika yorumlarınız oldu. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Bu benim hiç yetkinlik alanım değil. Edebiyat da değil ayrı da. Burada sadece duygularla buluştuğu yerden bir şeyler söyleyebiliyorum. Yoksa teknik olarak hiç sinemaya yatkın bir şeyim yok. O gözle bakamıyorum. Ben etkilenen biri olarak bakıyorum sadece. Çok Sağ mutlu. olun, çok teşekkürler. Nurdan sana da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Filizciğim, sesin çıkabilecek mi? Ne durumdasın? Ancak açabildim. Kusura bakmayın. Sesim gördüğünüz gibi pek çıkmıyor ama çok güzel bir sunumdu gerçekten Nurdan. Ben de fazla bir şey ekleyemeyeceğim herhalde. Bu akşam için müsaadenizi istiyorum, olur mu? Teşekkürler. Çok Tamam benim Filiz'ciğim. için bir sunum oldu. Geçmiş olsun. Nurdancığım, ben kısaca devam edeyim istersen. Tabii ki. Şimdi ben filmi çok beğendim. Dün de vurguladığım gibi ilk kez seyrettim. Çok etkilendim hepimiz gibi. İki insanın, bir erkek ve bir kadının yollarının kesişmesindeki ortak noktayı derin yaralar almalarına bağlıyoruz. Biri bedenen ağır bir yara almış ama kısmen ruhen de yarası var. Derin bir vicdan azabı yaşıyor. Hana zaten çok büyük bir çok büyük yarası var. Hem ruhen hem bedenen. Ve belki de işitme kaybının bile o geçirdiği travmalarla ilgisi olabilir. Ve tesadüfi olarak yolları kesişiyor ve birbirlerine ilaç, merhem oluyorlar. Gözlemlediğim o şekilde. Hana'yı başlangıçta tabii kulağındaki işitme cihazı olayı netleştikten sonra obsesif halleri tabii dikkatimizi çekiyor. İşte yemek yeme, aynı yemekleri yeme takıntısı. Sabun kullanma takıntısı ki Jack Nicholson'ın Benden Bu Kadar filminde de benzer bir durum vardı. Ben tabii o sabunları görünce hepimizin, çoğumuzun ilk etapta aklına gelen işte bir arınma, bir kirden kurtulma şeyi, tepkisi, reaksiyonu diye algıladık. Nitekim de öyle oldu. Sonra ortaya çıktı. Fakat tabii Joseph'in kimseyle paylaşmayıp daha sonra işte bilinçaltı aşçı, ismini unuttum şimdi, aşçının sen zaten bağımsız kadınlarla ilgilenmezsin yorumundan sonra ben arkadaşının intihar etmesiyle bağlantı kurdum ki zaten işte en yakın arkadaşının eşiyle yasak aşk yaşayınca sanırım arkadaşı öğrendikten sonra işte intihar ederek geminin de yanmasına ve tabii ki Joseph'in yanmasına sebep oldu. Burada tabii sizlere canı gönülden katılıyorum. Gerçekten yönetmen orada çok büyük bir başarı. Murat'ın da hepinizin vurguladığı gibi. Yani savaşı beynimizde en ağır biçimde imgelememize neden olan bir anlatım biçimi vardı. Kelimeler ile ve
cümleler, sözcükler ve dediğiniz gibi oyuncuların başarısı. Zaten Sarah Hannah 12 yaşından itibaren o protest dönemlerinde, ergenlik dönemlerinde kızcağız zaten bir şeyler yaşamış ama zaten Hannah ile de örtüşüyor gerçek hayatta da o siyasi tarzı. Öyle bir kadersizliği olmuş. Yanı sıra o iç sesin de aynı şekilde bir tecavüz bebeği olduğunu ben de düşündüm. Acaba öyle bir şey miydi diye. Fakat ben onun gerçek mi rüya mı olayında gerçek olduğu kanaatine vardım. Bilmiyorum, ben de öyle bir his uyandı. Evlendiler, mutlu bir beraberlikleri var. Çünkü ben aradan çekiliyorum, artık gelmemek üzere gidiyorum dediğinde artık hani sanki o içindeki o travmanın, o yaranın, o geçmişte olan bir takım şeylerden de Hannah mutlu evliliği, eşi ve çocuklarıyla tamamen arındı gibi bir hisse kapıldım. Onun haricinde başka ekleyebileceğim şey enteresandı. O biseksüel ilişki yaşayan iki erkeğin işte ikisinin de evli oluşu ve çocuklarının oluşu. Bilmiyorum, önceden mi öyle bir durumları vardı yoksa buradaki uzun yıllar veya uzun işte yalnız kalma sürecinde mi öyle bir yaklaşımları oldu? Orada da Hana'ya bir günah çıkarır gibi bir tarz sergiledi. O da notlarımın içindeydi. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Sunumun için teşekkürler. Harikaydı. Film Katkılar için harikaydı. teşekkürler Eşim Yeşecim. harikaydı. Teşekkür ediyorum hepinize ve sana. Taci Ser. Ayşe Serden ses yok. Emine Hanım da bir şeyler söylemedi. Emine Hanım'ı da Evet, söz alabilirim. Buyurun Emine Hanım. İyi akşamlar Ay herkese. şöyle İyi benden akşamlar ses yok. herkese. Affedersiniz Emine Hanım. Yani hiç söyleyecek bir şeyim yok ekleyecek. Bir de ben yakın zamanda filmi seyretmediğim için yani şu Tamam. anda konuşulan şeylere katkım olamaz benim. Herkese çok teşekkür katkıları için. Tamam Taci Sercim. Emine Hanım sizdeyiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Nurdan Hanım, sunumunuz harikaydı. Siz profesyonel bir sinema sunumcusu oldunuz. Ne kadar güzel, harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Teşekkür ederim. Nesli Hoca'nın az önce söylediği gibi ben de bu filmi 1,5 ay önce izlemiştim. Hani o zaman belki işte filmi yapalım falan denildi ama yaz girdi, şu oldu, sıcaklar falan ertelendi. Ancak unutmuşum. Ha, tekrar tarih meydana çıkınca izleyeyim falan dedim. Ben bu filmi izlemiştim dedim. Hakikaten nasıl bir böyle 90'dan vuruş denir ya tabii mesleki anlamda. Çok çok haklı Nesli Hocam. Savaş karşıtı bir film. Ben beğendim filmi. Bir tarafta savaşın yıkıcılığı, acımasızlığı ve onun sonuçları var. Diğer yanda da sevgiye tutunma çalışmaları var insanların. Sade, sessiz, müzikleri güzel, farklı bir film. İnsanın hayatına dokunan bir film gerçekten. Yalnız insanlar var platformda. Orada da herkesin yalnızlığı kendine herhalde. Bu Aslı Erdoğan'la konuşmuştuk. O zaman şöyle demişti. Edebiyat yaraları konuşturmaktır. Buradan da ben şunu düşündüm. Yedinci sanat sinema aracılığıyla insan yaralarının konuşmadan konuşturulması o çağrışım yaptı. Sıcak bir bedenle temas etmek ölümü yatıştıran tek şeydir. Böyle bir alıntı yapmış bir yerden ama bu filmle örtüşüyor gibi geldi. İnsan insanın kurdudur lafı var ya. Burada da ben şunu gördüm. İnsan insanın desteğidir. Bu lafın en anlamlı tezahürünü izledik bu filmle.
Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten güzel bir film. Etkiledi. Çok teşekkürler. Teşekkürler Ünlü Hanım katkılar için. Banu, filmle ya da toplantımızla ilgili görüşlerini alalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten çok memnun oldum. Sunum gerçekten çok güzeldi. Hani öylesine söylenmiş bir şey değil. Hani böyle Google'ı açtığımızda bulacağımız şeylerden çok daha fazla bilgi verdiniz. Hatta ben filmi bugün izledim. Ben izlediğimi hatırlamadım da, işin garibi. Sadece o Oceanographic platformda basketbol oynarken kaz geziyordum. O sahneyi, ben bu sahneyi biliyorum dedim ve filmi izledikçe herhalde hatırlayacağım diye düşündüm ama hiçbir yerini hatırlamadım. Buna da çok memnun oldum çünkü çok güzel bir filmdi. Siz de meslekten hatırlıyorsunuz. Biyolog olarak zamanınız manidar. Evet, zaten ben zaten kızın o ilk önce sabun olayını hani ben arınma olarak algılamadım. Belki dediğiniz gibi meslekten dolayı hani hemşire olduğu için diye düşündüm. Biz de çünkü okuldayken mikroplarla haşır neşir olunca böyle fazlaca titiz olurduk. Allah'tan sonradan kalmadı öyle bir olayım da onu öyle diye düşünmüştüm. Tabii sonra olay şey yaptı. Ben çantayı unuttu diye düşünüyorum. Çünkü hani sonra karşılaşmalarında da ilk başta adama hani çok fazla şey vermedi. Bir de ne bileyim ona gelen özel mektuplar vardı içinde, onları unutacağını düşünmüyorum. Sadece orada adamın şeyi bana hoşuma gitti, yani duyarlılığı. Şimdi mektuplar sonuçta Hanna'nın adresine geliyor. Direkt Hanna'nın o adrese gidebilirdi. Ama ona gitmek yerine ilk önce avukata gitti. Hani o şekil, o duygusal, o şey duyarlılığı hoşuma gitti. Çok güzel bir filmdi, çok güzel bir sunumdu. Sizlerle olmak güzeldi, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve sonraki toplantılarımıza da bekliyoruz. İnşallah. WhatsApp grubu var aslında, herhalde zannedersem, öyle mi? Evet, isterseniz ekleriz sizi de. Tabii. Aslında şöyle hani psikolojide vardır ya, hani bilinçaltımızdaki şeyler de tesadüf değildir. Hani unutmanın da bir şey mekanizması var. Hani beni bulun bilinçaltındaki tabii tabii mesajı. Onun için hani unutmuş olması ya da bilerek bırakmasının çok da bir önemi kalmıyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Bu sabunlarla ilgili Elifciğim. Olarak unuttum söylemeyi. O sabunlar el yıkamayı gördüğümde benim aklıma ilk gelen Macbeth'in meşhur el yıkaması oldu. O arınma ihtiyacı. Çık ellerimden kan çık diyerek defalarca yıkaması. Burada da senin de bahsettiğin gibi kadının kendini yaşadığı travmalardan dolayı suçlu ve kirli hissetmesiyle aşırı derecede el yıkaması söz konusu. Macbeth'i de anladım. Bir İngiliz edebiyatçısı da Hamlet'i hatırlayacak değil mi? Evet. Herkes kendi mesleğinden bir şey yakalıyor. Evet. Teşekkürler. Bu arada aklıma birkaçtır geliyor, unutmadan söyleyeyim. Bu konuda benim çok sevdiğim, daha önce bu grupta konuştuğumuz, yine bu savaş travması ile ilgili içimdeki yangın, kim sunmuştu hatırlamıyorum. Ve yerli film olarak da Annemin Yarısı. Bu iki filmde hani en az bu film kadar savaş travmaları üzerinde güzel sözler söyleyen filmler. Onu da en azından izleyenlere hatırlatmış olalım. İçimdeki yangını Fatma sunmuştu bizden. Fatma sunmuştu. Evet, evet. Bir de Annemin Yarısı da çok iyi bir filmdi. Kim kaldı konuşmayan? Aysin konuşmadı. Aysin. Merhaba. Öncelikle böyle bir filmle tanıştırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk defa izledim. Daha önce izlememiştim. Gerçekten çok keyifli bir film. Çok duygulara dokunan bir film oldu. Filmin gerçi her şey söylendi. Çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok gibi düşünüyorum. Ama filmin başlarında zaman seni öldürmeden zamanı senin, yani zamanı öldürmek diye bir cümle geçti. Gerçekten oyuncu bunu çok iyi hissettirdi.
Yani zamanı hani aslında bazen biz bilmiyorum benim kendi hissettiğim de olur böyle bir şey. Yani gerçekten zamanı şu anda öldürüyorum dediğim zamanlar olur. O beni böyle bir kendi içimde bir yolculuğa da götürdü aynı zamanda. Oyunculuklar çok güzeldi. Yönetmenin vurguları çok güzeldi. Bir de yani bu çantayı unutma meselesiyle ilgili ilk unutulduğunu gördüğümde bir çağrı hani beni bul çağrısı gibi düşünmüştüm. İçinden sabunların çıkması beni artık o takıntılarımdan, o arınma hissiyatımdan kurtuldum ve onu geride bırakıyorum dedirtti. Yani orada sanki bize yönetmen çok güzel bir ikili şey oynamış. Hem onu hissettiriyor hem de arındığını hissettiriyor. Yani kurtulduğunu hissettiriyor. Çok hoştu. Filmin bir sürü yerinde çok güzel şeyler vardı. Duygulara dokunan. Şimdilik bu kadar diyeyim. Teşekkürler. Bu arada Koçit'in Saha filmini izleyen var mı aramızda bilmiyorum. O da çok keyifli bir film. Onu da tavsiye ediyorum ben. Bookshop diye geçiyor galiba. O da bir uzak bir adada bir kitapçı dükkanı açan bir kadının öyküsü. Hem de böyle edebiyat severlerin de hoşuna gidecek bir film. Hem edebiyat hem sinema. Onu da Yani tavsiye zaten bu ediyorum. filmi izledikten sonra sanırım külliyatına dalmak gerektiğini hissettik. Evet, kesinlikle. Çok başarılı bir yönetmen. Herhalde daha Tamam. fazla söyleyecek sözümüz kalmadı. Burada kaydı kapatalım. Sonra da bir sonraki filmimizin seçimine geçelim isterseniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar dinleyenlere, katkı verenlere. Herkese teşekkürler.